Kur'an'a mana vermek. Sual. Doğuda medrese usulü Arapça öğrendim. Mısır'a giderek Arapçamı çok ilerlettim. Ana dilim gibi Arapça biliyorum. Okuduğum ayet ve hadislerin manasını hemen anlıyorum. Fakat daha sonra Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okuyunca, ayete ve hadise yanlış mana vermiş olduğumu gördüm. Birkaç misal vereyim. Dilediğimizi hidayete kavuşturur, dilediğimizi de sapıklıkta bırakırız ayetini okuyunca, sanki bize ibadeti işleten de, günaha sokan da Allah olduğu anlaşılıyor. Böylece Cebriye denilen sapık fırkanın görüşü ortaya çıkıyor. İman edip salih amel işleyenler ayetini okuyunca, amelin imanın bir parçası olduğu, amelsiz imanın fayda vermeyeceği, günah işleyenin kafir olacağı anlaşılıyor. Böylece sapık fırkalardan Mutezile fırkasının görüşü benimsenmiş oluyor. Bir ayetten ömür kısalmaz ve uzamaz manası çıkarken, başka bir ayette ömürlerin kısaldığı yazılıdır. Hadisleri okuyorum, ömrü uzatan ve kısaltan amellerin bulunduğu bildiriliyor. Çıkmaz içindeyim. Ehl-i sünnetten ayrılıp sapıtacağım diye çok korkuyorum. Kur'an'ı kendi görüşüne göre açıklayan kafir olur hadisini düşündükçe korkum bir kat daha artıyor. Kur'an okumaktan vaz mı geçeyim? Cevap: hayır, Kur'an-ı Kerim'i okuyunca yanlış anlamak günah değildir. Anlaşılan yanlış manaya inanmak günahtır. Kelimelerin, cümlelerin Türkçesini anlamanın mahsuru olmaz. Ayetlere kendi görüşüne göre mana vermek, hüküm çıkarmak yanlış olur. Birkaç örnek verelim. Fatiha suresindeki İyyâke nesta'în ifadesini Türkçe olarak yalnız senden yardım isteriz şeklinde anlamanın mahsuru olmaz. Fakat ayet-i kerimeye kendi görüşüne göre mana vermek mahsurlu olur. Mesela Allah'tan başkasından bir şey istemek, bu ayete göre şirktir diye mana vermek, kendi görüşüne göre tefsir etmek olur. Bu yüzden Kur'an'a kendi görüşüne göre mana verip kafir olan çok kimse olmuştur. 72 sapık fırkada yanlış mana verdikleri için bidat ehli olup cehenneme gidecekleri hadis-i şerifle bildirilmiştir. Boğulmakta olan biri, imdat ben ölüyorum bana yardım edin dese, bu zihniyete göre şirke düşmüş olur. Şu yükümü sırtıma koymama yardım et diyen ihtiyara, sen Allah'tan başkasından yardım istedin, şirke girdin demek, kendi görüşüne göre mana vermek olur. Ya Resulallah, bize şefaat et diyen Müslümana, sen Allah'tan başkasından yardım istedin, şirke girdin demek, kendi görüşüne göre mana vermek olur. Bir peygamberin veya evliya bir zatın türbesine giderek, bana imdad eyle diyene, sen şirke girdin demek, kendi görüşüne göre mana vermek olur. Ben yılandan, fareden korkarım, yahut ben Allah'tan korkmayandan korkarım diyene, başkalarından değil, yalnız benden korkun, yalnız Allah'tan korkun mealindeki ayeti kerimeleri okuyup, sen Allah'tan başkasından korktuğun için şirke girdin demek, kendi görüşüne göre mana vermek olur. Peygamberler, alimler, şehitler şefaat eder hadisi şerifini bildiren kimseye, Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir mealindeki ayeti kerimeyi okuyup, kimse şefaat edemez, sen şirke girdin demek de, kendi görüşüne göre mana vermek olur. Ayet-i kerimeleri okuyup anlamını bilse bile, bu ayete Resulullah ne mana verdi, alimlerimiz nasıl tefsir ettiler bilmiyorum demek veya biliyorsa bu ayette bildirilen mana şudur demenin mahsuru olmaz. Kendi anladığına göre söylemek mahsurludur. Kendi görüşüne göre açıklamak, Peygamber Efendimizin bildirdiği gibi küfür olur. Meal okumak da işte bunun için uygun değildir. Meal okuyan, Allahü Teala'nın o ayeti kerimedeki muradını değil, o meali yazanın kendi düşüncesini, sınırlı bilgisini ve anlayışına göre verdiği manayı okumuş olur. Hele meal yazarı bidat ehliyse, okuyup inananın küfre girmemesi imkansızdır. Kur'an tercümelerinden, günümüzde tefsir diye yazılan kitaplardan ve hadis kitaplarından dini öğrenmek asla mümkün olmaz. Üstelik insan sapıtır,
ehl-i sünnetten ayrılır da haberi bile olmaz. Her Müslüman, ehl-i sünnet alimlerinin kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarını okuyarak dinini öğrenmelidir. Kur'an yolu, hadislerin ışığında gibi kitaplar, dinimizi içeriden yıkmak için hazırlanmış tuzaklardır. Binlerce ehl-i sünnet alimlerinin kitapları dururken, böyle türedilerin kitaplarını okumak çok zararlıdır. Ana dili Arapça olan Mısırlı ve Suriyeli birçok yazar da, kendi yanlış anlayışına din diyerek sapıklıktan sapıklığa yuvarlanmıştır. Dinimizi öğrenmek için yalnız dil bilmek yeterli olsaydı, Mısır'ın ve Suriye'nin tamamının ehl-i sünnet olması gerekirdi. Bu ülkelerde birçok mezhepsizin yetiştiği malumdur. 72 sapık fırkada Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana verdikleri için ehl-i sünnetten ayrılmışlardır. Bunların içinde küfre düşenler çoktur. Bu sapık fırkaların alim olan liderleri Kur'an-ı Kerim'i anlayamayıp yanlış hükümler çıkarmak suretiyle sapıttığına göre bizim gibilerin Kur'an'a mana vermesi veya Kur'an tercümesi okuması elbette çok zararlıdır.